Sevgili arkadaşlar, ikinci yarı başlamak üzere. Değişen var mı? Abi var var. Onlar aldı. Samet şey için aldı. Bizim yeni stoperi aldı Barış abi. Karanlık. Evet. İkinci yarı başlıyor sevgili izleyiciler. Karun 15 numaralı formasıyla çıktı. 4 numaralı formasıyla Barış ikinci yarıda oynayacak. Barış biliyorsunuz yeni transferimiz. Çubukspor'dan aldık. İnşallah ikinci yarıda bir şeyler olur diye temenni ediyoruz. Evet. Bizim Gökhan 81 numaralı formasıyla birinci yarı kırmızı kart gördü. Sparspor sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 10 kişi oynuyor. Maçın ikinci yarısına başlıyoruz. Durum 0-0. Sesimiz iyi geliyordur inşallah. Evet ve maç başladı sevgili izleyiciler. Tavşan sporlu futbolcu kalecisiyle oynadı. O da topu bekletmeden oynadı. Tavşan sporun bir atağı. Evet. Topun tacı çıktığını hakem gösterdi ve top taç. Durum 0-0. Kısaca özetleyecek olursak sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz Gökhan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sparspor 10 kişi şu anda oyunu götürüyor. Birinci yarı üstün oynamamıza rağmen gol yollarında çok başarılı olamadık. Yani net bir pozisyon yakalayamadık maalesef. Şanlıspor'un iki tane net pozisyon oldu. Onlar da gole çeviremediler. İnşallah ikinci yarıda bu şanssızlığını kırar Sparspor diye düşünüyoruz. Tavşanlıspor'dan birinci yarıda bir oyuncu sakatlandı. Hasta onu götürdüler. Ondan bir haber gelmedi. İnşallah bir şey yoktur. Söylemiştim. Birinci devrede Gökhan kırmızı kartla oyun dışı kalınca Sparspor 10 kişi oyuna devam ediyor. Hava çok soğuk, sert ama güneşli, rüzgar yok Allah'tan. Yani futbol oynamaya elverişli inşallah. Şu anda Mustafa'nın vuruşuyla topu maalesef avuta gitti.
kaleci Ahmet degazini yapacak ama o da yavaş hareketlerle oyunu biraz geciktirmeye çalışıyor. Durum 0-0. İkinci yarı başlayalım. Daha 3 dakika oldu. Yani maçın 48. dakikasındayız ve İsparspor 10 kişi oynamaya devam ediyor. Evet. Yani burada biraz aceleci mi hareket ettik, ne yaptık bilmiyorum ama hakikaten fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Tavşanların bir atağı. Dışarıya çıktı. Maçın 49. dakikası. Sofunun pasıyla oyun başladı. Sevgili arkadaşlar. Kullanamadı. Yani kullansa tehlikeli pozisyonlar olacağını görüyoruz hep birlikte. İsparspor kendi sahasında çalışıyor. Evet. Bakalım. Mehmet'le sağ taraftan güzel bir ortayla hiç olur mu diyoruz ama maalesef kısa kalan bir pas. Mehmet baskısını devam ettiriyor. Orada maçın hakemi bir faul kararı verdi ve meşe yuvarlığı elinde tutuyor. Gerçekten yani Şanlıurfa'nın bir iddiası yok. 7. grupta 10. sırada yani alt sıralarda. Ama oyunu yavaşlatmaya bunlar da başladı. Orada bir faul kararı da İsparspor'un lehine orta hakem verdi. Sofu'yla paslaştı. Sofu'yla oyunu devam ettiriyor. Ben Mustafa abi. Defansına çarptı. Bu top güzel bir şekilde gidemedi. Arka boş.
Mustafa ile sağ taraftan. Abi genç çocuk. En arkada son ya. Gösterdi. Her zamanki dediğimiz gibi hakemle oynamayın. Hakeme laf söylemeyin. Hakeme itiraz etmeyin. Hakeme yapılan her itiraz kart demek. Bunu anlatmak mümkün değil. Yani durduğun yerde şimdi bir sarı kartı niye yiyorsun yani? Ben de bunu anlamış değilim burada. Tavşanlı Spor'dan 3 numara Barış ve Ispar Spor'dan Yakup sarı kart cezalısı duruma düştüler. Ünal 14 numaralı formasıyla serbestlik kararını uyguluyor. Top avuta çıktı. Tavşanlı Spor kalecisi Ahmet degajı ile oyunu başlattı. Sansar'ın uzaktan vuruşu. Üst ağlarda top dışarıda. Gerçekten güzel bir vuruştu. Şu anda bağlantı zayıf. Geliyor sevgili izleyiciler. Güzel bir vuruştu ve top üst dağlarda kaldı. Tavşanlı Spor'un atığı sağ taraftan olacaktı. Fakat Özerçin'de ve Ispar Spor hoca dışıyla oyunu başlatacak. Ne golde değildi daha iyisi. Aldıkları Mustafa'yla bir karşı atar.
başlıyoruz. Lütfi'den Mustafa'ya derken tekrar Lütfi koşuyor ama top biraz kendisine oldukça uzak. Formasıyla Ebere Ubunegbu Ebere Ubunegbu Karşanlı Spor'un oyuncusu, 6 numaralı formasıyla da Yavuz Göktuğ oyundan çıkıyor. Dakika 59. Bugün taç atışıyla oyun devam edecek sevgili izleyiciler. Orta hakem ve de Isparta bir değişiklik olduğunu söylüyor. 27 numarayla Abdullah Sönmez, Mustafa Ünver oyundan alınıyor. İsteğiniz kadar bizim de burada çok gol isteğimiz var ama bir türlü bu işi başlatamadık ama inşallah daha var. Yaklaşık 60. dakikadayız. Bir 30 dakikalık süre, çok zaman, 10 kişi kalmasına rağmen Isparta Spor bunu hep başarıyor biliyorsunuz. Başarırız diye düşünüyoruz. İnşallah bir serbest vuruş kullanacak Isparta Spor. Ünal arkadaşlarına işaret ediyor. Evet. Ünal'ın vuruşuyla oyun başladı. Atak hala devam ediyor. Isparta Spor'un lehine. Sofu'yla Isparta Spor oyunu başlatacak. Bunun sağ taraftan bir atağı olacak varken top taca çıktı, devam ediyor. Mehmet'le güzel bir orta. Çağrı burada topu uzun açtı. Uzun açmasa bir şey olurdu ama seyircimiz de gerçekten sabırsız bir şekilde gol bekliyor tabii ki. Yani gerçekten artık bir gol atmamız gerekiyor. Devam et.
sahada bir atıyor olacak ve başlıyoruz inşallah. Güzel bir basma ama maalesef orada hiç kimse yok. Sansar koştan alan maalesef oradan. Samet düştü orada. Pardon, Sansar düştü orada ama kalktı. Emre orada düştü. Barış'la çarpıştı. Barış'ın sarı kartı var biliyorsunuz. O da çok dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Top tavşanlı spor lehine acatışını başladı. Sansar topu çevirebilseydik tekrar çağırı Mehmet'le beraber. Mehmet'le top yine güzel bir orta. Evet, çağırı, çağrıdan güzel bir Samet pas geçti. Yani orada yine düştük. Bu çocuklar niye düşüyor? Başlatıyoruz Ispat Spor'un Mehmet. Mehmet sağ taraftan gidiyor. Barış topu tekrar Mehmet'e. Mehmet güzel hareketler. Mehmet yine bıraktı. Olmadı yani. Spor Spor'un atıyor başlıyor sevgili izleyiciler. Evet.
kaleci topu çok rahat bir şekilde aldı. Kaleci hemen oynadı. Şanlıspor'un da oyunu bekletmeden oyuna sokuşu. Yani artık bunlar da atabiliriz düşüncesiyle oyunu hızlı bekletmeden oynamaya başladılar. Tabii ki bizim için de iyi bu. Yani gerçekten gol yapmak için iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Yakup topu arkadaşıyla oynadı. Tekrar Yakup'a geldi. Yani buradan çıkmakta güçlük mü çekiyoruz, oyun mu kuramıyoruz bunu anlamış değilim. Evet, buradan Barış, Mehmet çok güzel bir topu çekti. Tamam. Mehmet'in mücadelesi devam ediyor. Barış topu. Şöyle çıkardı. Pardon, Barış diyorum arkadaşlar, Abdullah. Uzun bir top. Orada Emrah olabilir mi? Onda da tavşanlı spor tacatı yapmış. Bir oyuncu değişikliği var. 19 numaralı formasıyla Murat Mert oyuna girecek. 35 numaralı formasıyla Çağrı dışarıya çıkıyor. Çağrı dışarıya öbür taraftan çıkıyor. Bir değişiklik. Oyuna gidiyor. Hakan değişikliği yapmadı ve oyunu başlattı. Çok rahat kaldı. Hemen de gözünü yaptı. Sanatı güzel. Şimdi Emrah Sansar'da. Emrah içeriye bir dalar mı? Yeni giren Murat Mert top istedi ama güzel bir şut olsun. Kaleciden dönen top ama çok rahatlıkla oyunu koydu. Tabii. Uzun bir top. Bir girdi. 8 numarayla Mert oyundan çıktı. Evet, sevgili izleyiciler, biz buradan döndürmüş oğlum ya. Facebook, sosyal medya yöneticilerine hepsine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir canlı yayın imkanı bizlere sunukları için Facebook'a çok teşekkür ederim. Gerçekten canlı yayın imkanı sunmak gerçekten çok zor şeyler. Bunları en iyi şekilde değerlendirip kamu yararı
sistemler yapmak bence en hoş olanı. Şu anda ballı gibi olsa bir izleyiciye böylesine bir imkanı sundukları için ben defalarca yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Evet. Şu anda gerçekten sevgili izleyiciler teşekkürler. 500'ün üzerinde arkadaşımız bu maçı canlı izliyor. Tabii ki bu da vermiş olduğunuz emeğin bir karşılığı oluyor. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Karşılığında bir atağı var. Yine düşmekten bir hal olduk bugün. Neden düşüyoruz gerçekten anlamadım. Sağ zemini kaygan mı? Yine çözemedim. Karşılığında atıyor tekrar. Arkadaşlar bu hafta maça gitmedin mi diye soruyor. Demek ki bari bir canlı yayındayız arkadaşım. Lütfen. Canlı yayındayız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız maça gitmedi mi? Canlı yayın yok mu diye hala soruyor. Bir atak başlatacağız mı dedik ama o da olmadı. Top yine gelir mi? Maalesef gelmez. Evet, tavşanız kurun. Şimdi top bu şekilde gidiyor. Spor bir atağa hazırlanıyor. Mehmet'le bu atamız başlıyor. Hadi alın. Ama yine orada bir, yine bir hatalı anlaşamamak. Hadi artık be, hadi be. Vuralım be, hadi be. Biraz olsun ya. Gerçekten sürün biraz daha ya. Maçın 78. dakikası ve çok önemli bir pozisyonu soktu. Darbe. Zaten çok tehlikeli bir pozisyondu. Biraz daha sürpün boş kalacak. 78. dakikadayız ve durum 0-0. Sparspor biliyorsunuz kırmızı kartla bir oyuncumuz eksik. 10 kişi mücadeleyi devam ettiriyor. Sofu tekrar bir atını önledi sevgili izleyiciler. Gerçekten %100 gol pozisyonunu önledi. Tekrar önledi. Aferin topu. Şimdi bir kontratak. Mehmet'le başlıyoruz. Çok güzel bir pas. Tutamadık. Evet.
bir türlü gelmiyor, gelmedi. Emrah Sansar taca dışını arkadaşına bıraktı. Mehmet'le birazcık daha galeciyi de geçip gol atacak ya. Murat Mert'le Emrah Mehmet derken top yine karşılamış. Hadi. Sağ taraftan devam ediyor. Karşılamış spor tekrar çok önemli bir düşünce. Gerçekten yararlanamadı. Tekrar atakları devam ediyor. Sofu yine bir %100 pozisyonu çıkardı sevgili izleyiciler. Gerçekten Sofu bugün %104 tane pozisyonu çıkardı. Aferin. Aferin Sofu. Ceza sahasında bir futbolcumuz sakatlandı. Hakem ona geldi. Kurtarışları gerçekten Allah nazardan saklasın. Çok iyiydi sevgili izleyicilerimiz. Yani şimdi Ayşen'in sağ taraftan tekrar yeni bir atölye olacaktı. Top koca çıktı. Spor spor koca dışıyla oyunu başlatacak. Evet, maçın 80. dakikasına girdik. Güzel bir pas. Ah Emrah Sansar ayağında kaldı. Önüne geçse tehlikeli bir pozisyon yaratabilirdi. Olmadı. Karşımda spor taç atışıyla oyunu doldu. Evet, taç atışını kullandı. Karşımda sporlu futbolcular. Bu kadar. Tek kişiyle olacak işler o. Tek kişiyle olacak işler o. Burada bir kontratak olabilir mi diye düşünüyorum ve uzun olur. Emrah Sansar orada bir şey olur mu? Çok güzel ama hakem düdüğü tuttu. Bir offside kararını verdi. Vuruşu kullandı. Şimdi olur mu? Ama hakem
yine offside kararını verdi ve işte bir itiraz sonrası ve yine bir sarı kart. Maçın 84. dakikası, Emrah da bir sarı kart yemiş oldu. Evet sevgili izleyiciler, şu anda 600 kişi canlı yayını izliyoruz ve 600 kişinin yüzü suyu ömrüne inşallah bir gol atalım sevgili izleyici arkadaşlar. Gerçekten bu hakem bol kartlı bir hakem. Hiç üşenmiyor. Hemen kartı çıkarıyor. Bu kadar kolay kart çıkmaması lazım aslında. Hem Isparspor için hem Tavşanlı Sporlu futbolcular için. Kızık. Elini kaldırıyor kart. Kolunu kaldırıyorsun kart. Bu kadar ucuz olmamalı bu kartlar. Futbolcuyu da düşünmek gerekiyor. Güzel bir ortamı. Kaleci tek yumrukla topu çıkarttı ama hocam, orada yani yan hakem gerçekten çılgınca kararlar veriyor. Sabretmek de gerçekten çok zor. Şimdi bu pozisyonda ne vardı bilmiyorum ama yan hakem bayrak kaldırdı. Hakem de düdüğünü öttürdü. Arsenal'ın bir oyunu var diyor ama tacak şeyde. Devam ediyor Tavşanlı Spor. Evet. Orada hakem bir faul kararını verdi ve topu giren golü çıkarmak da çok güç olur diyoruz inşallah. Hakem bir faul üzerine bir kart daha Tavşanlı Sporlu futbolcuya gösterdi. Şimdi bekleyin diyor ve topun yerini işaret etti. Buradan güzel bir gol olur mu? Niye olmasın? Maçın 88. dakikası. 88. dakikası maçın. Ünal'la güzel bir şut. Ama top. Korner.
Şimdi totem zamanı. Sevgili izleyiciler, şimdi totem zamanı. 89. dakikadayız. Bir korner daha. Totem'e devam. Şimdi geliyor mu dersiniz? Olmadı. Yakın pozisyona düşen top arkalara gitseydi belki bir orta daha Sivas Spor'un ataklarında devam ediyor. Çık işte. Hadi tehlikeli bir hareketti. Hadi be. Allah korusun. Bir hata. Golü yememize sebep oldu. Yani bu kadar mücadele et. Bir hatalı pozisyonda golü ye. Olur bir şey. Gerçekten olacak iş değil. Yani biz bunu anlamış değiliz. Atalım derken, bastırın derken golü yedik sevgili izleyiciler. Sopunun yapacağı bir şey yoktu. Elinden geleni yaptı. Ama küçük bir hata bu oyunu 1-0 mağlup olmamıza sebep oldu. Taç atışıyla oyun devam edecek. Maçın normal süresi bitti. Tabii her zamanki hareketler bunlar. Bir kontratakla bir gol bulabilir miyiz? Tek umudumuz o kaldı. Mehmet'le Samet topu güzel açtı. Ahmet topu güzel verdi ama orada maalesef yine bir şey çıkardı. Bir kontratak daha. Gerçekten bir hatanın sonucu da bu golü yemememiz gerekiyordu. Son dakikada bir gol bulur muyuz? Gözümüz sevmeyen var.
maç 90 dakikanın biten düdüğünü çaldı maçın. Sparspor maalesef 90. dakikada yediğimiz talihsiz bir golle 1-0 yenik maçtan ayrılıyor sevgili izleyiciler. Sağlık olsun. Uzun süreli bir lig. Bu tabii ki olur, hallolur. İnşallah diğer maçlarımıza bakacağız. Tavşanlı Yiğit mucize bir galibiyet aldı bize göre. Yani yapacak bir şey yok. Talihsiz bir gol. Yani önemli bir hata yaptık. Yapmamamız gerekiyordu ama. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şampiyonluk yolunda asla moralimizi bozmak yok. Sivasspor her şeyin üstesinden gelir. Biz Isparta olarak üstesinden geliriz. Taraftarımızla tabii boynu buruk gitmek acı. Boynu buruk gitmek çok zor. Ama olsun. Buradan hepinize sevgiler, saygılar. İnşallah bir dahaki maçlarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle kalın.